Evet efendim, kısacık bir aramız vardı. Sonrasında tekrar sizlerle birlikteyiz. Bu hafta hastalıkta, sağlıkta kıymetli iki tane konuğumuz var efendim. Doçent Doktor Mutlu Demiray Beyefendi, yardımcı doçent Doktor Tunç Güler Beyefendi. Biz sohbetimize kıymetli bilgileri almaya ve sizlere aktarmaya devam ediyoruz. Yine bir hatırlatma yapmak istiyorum. Her zaman yaptığım gibi sevgili izleyicilerim. Siz de bu sohbete eşlik etmek isterseniz, bizlere katılmak isterseniz, sorularınız varsa onların cevaplarını canlı canlı bu güzel stüdyodan, bu güzel iki kıymetli isimden almak isterseniz hemen telefon numaralarımızdan ya da SMS adresimizden bize ulaşıp sorularınızı sorup cevapları alabilirsiniz. Evet, vitamin C dedik biz. Hemen onun son sorusunu sormak istiyorum. Dünyadaki yeri ve bizdeki yeri uygulama anlamında nerelerdeyiz? Şimdi şöyle, yani dedim ya, yani patentini alamadığınız zaman reklam yapamıyorsunuz. Çünkü herkes satıyor. Yani sizin olmayan bir şeyin reklamını kimse yapmaz. Yani işte siz de reklamlarda ayakta kalan bir kuruluşsunuz. Mesela bir araba firmasını hiç şöyle reklam yaptırdınız mı? Araba alın, işte dört tekerleğimiz var. Böyle bir şey yok. Yani herkes kendi markasını satmaya çalışıyor. Öyle oluyor ama C vitamini galiba sahibi yok. Sahibi insanlık. Onun için, ancak şöyle çok ilginç bir şey var. İnsanlık sahip çıkmış durumda. Özellikle yurt dışında. Amerika'da mesela iki tane Nobel ödülü almış insan çok azdır. Yani bunlardan bir tanesi de bu C vitaminiyle kanser tedavisini geliştirmiş olan kişi. Ve bir Riordan Klinik diye bir yer var. Biz orayla da yakından görüşüyoruz. 40 bin civarında hastaları var her yıl. Yani inanılmaz şaşırtıcı. Bugün Amerika'da Kansas Üniversitesi'nde sadece C vitaminiyle kanser tedavisi yapılan bölüm var. Kansas Üniversitesi'nde. Yine Thomas Jefferson Üniversitesi'nde. Amerika'da çok yaygın. Dönüyorsunuz Avrupa'ya, Avrupa'da her tarafta var. Hele Almanya'da herhalde kanser olup da C vitamini almayanlar yok gibi bir şeydir diye düşünüyorum. Hatta onlar bir adım daha öteye geçmişler. Sağlıklı insanlara da kanser tedavisindeki kadar yüksek doz değil ama daha düşük dozlarda ama yine yüksek verip immün sistemlerini, bu yaşadığımız çevre kirliliği ve çevresel, Tunç Hocam'ın belirttiği etmenlerden korumak üzere bir tedavi yapıyorlar. Dönüyorsunuz Uzak Doğu'ya. Uzak Doğu'da çok yaygın. Çok yaygın. Hele Japonlar başını çekiyorlar. Ve ilginç bir şekilde bizim ülkemizde yok. Böyle garip bir durum. Belki hani hiçbir ilaç firması yok ya, belki onlardır diye düşünüyorum ben. Kendim geçiyorum, batıyorum. Ama bugün çok yaygın kullanılan bir tedavi. Yaklaşık 40 yıllık deneyim var. Yani bütün her şey ortada. İnşallah daha da çok insan bundan faydalanabilir diye düşünüyorum. Evet. İnşallah diye bu duayı ben de pekiştirmek istiyorum. Hipertermi diyeceğiz. Hipertermi. Nedir diye sorayım şimdi, ben hemen. Evet, öncelikle nedir? Öncelikle biz kanseri niye tedavi edemiyoruz? Yani mesela hastaya ışın yapıyorsunuz. Kanseri görüyorsunuz. Tümör ışınlıyorsunuz. Radyasyon veriyorsunuz. Tümör olduğu gibi duruyor. Hiç küçülmüyor. Evet. Ya mesela bir gün de bir hemşire hanım götürürken bir kemoterapi ilacını döktü. Böyle betona, bu betonda kaynamaya başladı. Hasta dedi ki bunu mu veriyorsunuz bana? Evet. Evet, onu veriyoruz ve tümü küçülmüyor. İşte sabahleyin Tunç Hocam anlatıyor. Böyle, hocam dedi bir hastaya verdim valla hiç değişmedi. Ya, onu veriyorsunuz değişmiyor. Acaba neden? Acaba bizim ilaç mı etkisiz? Yoksa ilaç oraya yeterince nüfuz etmiyor mu? Evet. Sıkıntı oradan başlıyor. Kanser hücresi normal hücreden farklı. Etrafında kalın bir duvar var. Bu duvar 2-3 kat kalın ve yağlı. 50-100 kat yağlı. Sizin verdiğiniz ilaç onun içine girmiyor. Girmiyor. Evet. Kalın, ara boşluk lazım. Ha. Şimdi ne yapmamız lazım? Kalın yağlı bir sur varsa ısıtırsanız bu erir. Biz de eğer tümörü ısıtabilirseniz o kalın yağlı duvar eriyor. Ve eriyince böyle jel haline alıyor. Aynı tereyağını atıyorsunuz ya. Evet.
tavaya, onun gibi böyle erimeye başlıyor. Şekli bozulmaya başlıyor. Ve dışarıya ürettiği o bol bol şeker tüketip ürettiği asit içine girmeye başlıyor. Ve hücreyi öldürüyor. Verdiğimiz ilaç o gevşek yerden içeri girmeye başlıyor. Eğer kemoterapiyi hipertermi ile birlikte uygularsanız 2 ila 5 kat daha etkilidir. Biz kısaca kanserin duvarlarını aşan tedavi diyoruz. Evet. Ve çok da güzel bir, kolay bir yöntemle. Sadece evet. Isıtıyorsunuz. Ve kullandığımız yöntem evet. aynı elektromanyetik dalga yöntemi. Kanser hücrelerinin hücre duvar yapısı normal hücrelerden farklı olduğu için normal hücrelere zarar vermeyen ancak kanseri ısıtan frekanslar belirlenmiş. Bütün dünyada. Evet. Burada da bir ünlem var. Diğer hücrelere zarar vermeyen özellikle. Evet, diğer hücrelere zarar vermeyen sadece kanser hücresini etkileyen bir frekans var. Bu frekans hem elektromanyetik olarak direkt hücrenin duvarını kırıyor hem de ısıtarak onun o yağlı hücre duvarının erimesini sağlıyor. Bu esnada verdiğiniz kemoterapi de çok daha etkili oluyor. Nasıl? Hiçbir yan etki olmadan. Evet. Hem kanser tedavisini daha etkili hale getiriyorsunuz, hem yan etkileri arttırmıyorsunuz, hem de kanser dokusunda ilacın etkinliği çok çok daha öne çıkıyor. Evet. Çok güzel bir yöntem. Her tümörde uygulayabilirsiniz. Beyin tümöründe de uygulayabilirsiniz çünkü o kadar güvenlidir. Çocuklarda da uygulayabilirsiniz, o kadar güvenlidir. Doğru ellerde, doğru şekilde uygulandığı takdirde hiçbir sorun olmadan her bölgede, her dokuda uygulanabilir. Yeni de bir yöntem değildir. Dünyada yıllardır vardır. Bugün Japonya'da onaylı geri ödeme kuruluşları tarafından ödenen, Amerika'da aynı şekilde, Avrupa'da aynı şekilde. Ülkemizde de aynı şekilde. Ülkemizde de SGK'da vardır. Bugün Ankara Onkoloji Hastanesi'nde bu cihaz var. Ve orada kullanılıyor. Evet. Bir tek ülkemizdeki nüansı radyoterapi ile birlikte var. Kemoterapi ile birlikte onaylanmamış. O muhtemelen kayıtta bir hata olmuş. İnşallah o da düzelirse sorun kalkacak. Tabipler Odası tarafından onaylıdır. Ve şeyde özel sigortalarda ödemektedir. Evet. Böyle bir yükü de yok en azından. Maddi yükü de yok. Paylaşılabilir bir yükü var. En azından hani yani belki biraz miktar yükü olabilir ama çok ciddi bir yükü yok. Evet, paylaşılmış en azından. Evet, evet, hiperterminin lokal hipertermi ve tüm vücut hipertermi olarak farklı uygulamaları varmış. Aynen. Onları da rica edeyim şimdi, size. Lokal hipertermi sadece tümör dokusunu ısıtarak yaptığınız bir yöntem. Özel bir elektromanyetik yöntem kullanıyorsunuz ve sadece tümörü ısıtıyorsunuz. Tüm vücutta ise bütün vücudu ısıtıyorsunuz. İkisinin amacı aynı değil. Lokal hipertermide tümör dokusunu 42 dereceye kadar ısıtmayı hedefleriz. 40 dereceden itibaren tümörün hücre duvarı erimeye başlar ve tümörün fonksiyonlarını kaybeder. Ama bir insan siz de takdir edersiniz ki 42 dereceye kadar ısıtmak oldukça zordur. Çünkü 42 derece ısıtılmaz mı? Isıtılır. Ama ayrı, risklidir. Yoğun bakım şartları gerekir. Evet. Bakın tüm vücut hipertermiyi biz 4 kategoride inceleriz. Bir tanesi termal terapi deriz. Buna bazı insanlar çok şaşırıyor ama 45-46 dereceye kadar yani 44'ün üzerine çıkar vücut. Bunu nerede kullanıyoruz? Özellikle AIDS tedavisinde. Hepatit tedavilerinde. Bakın bu işi geliştirenler yılda bir defa vücudunuzun ısısını 44 derecenin üzerine çıkartıyorlar ve bir yıl ilaç kullanmanıza gerek yok. Tamamen kurtulmayabilirsiniz ama ilaç kullanmanıza gerek yok. İlaç firmalarının en sevmediği adam onlar işte. Yani bir avuç ilaç içen insanlara ilaç içme diyorsunuz. Önce bunlar çok eleştiriliyordu. İnternete girerseniz vücut ısısı 44'e mi çıkar? Bunlar palavra, böyle iş yok diyenler bugün Hollanda dedi ki ya ben çuval çuval bu AIDS'lere para döküyorum. Gelin dedi, Ruslar geliştirdi bu yöntemi. Gelin burada da yapın, bize de öğretin dediler. Başlangıcı Rusya mı? Başlangıç Rusya. Sonra Almanlar dediler ki biz de istiyoruz, biz de çok para harcıyoruz bu işe. Hı hı.
Sonra Yeni Zelandalılar, Avustralyalılar. En son Kongre'de görüştük. Sistem yapmışlar, uçağa yüklüyorlar, gidiyorlar, hastalar birikiyor, yapıp veriyorlar. Harika. Bizim ülkemizde daha bu yok. Tabii bizim çok da ihtiyacımız yok. Yani bizim o kadar yüksek bir AIDS'li nüfusumuz ve şeyimiz yok. Ama kullanılabilir. İkincisi kanser tedavisinde kullanılan yöntem. 42,5. Bu yoğun bakım şartları gerektiriyor ve bizim daha çok tümör ısıtmak daha işimize geliyor. Esas geldik. Bizim annelerimiz ne yapardı? Hastalandığımızda üstümüzü örterler. Aman oğlum, kızım, bir terle de iyileş. Atıver. Atıver şu. Evet. İşte buna biz fever rent dediğimiz bir hipertermi çeşidi. Kanserde bu çok faydalı. Eğer vücudu 38,5 derecenin üzerine çıkartırsanız, ki hastalandığımızda niye ateşimiz çıkıyor hiç düşündünüz mü? Çıkmasın ateşimiz. Pardon. İmmün sistem savaşma gücü, evet, 38,5 derecede 2 kat artar. Evet. Savunma sistemi. Savunma sistemi alarma geçer. Benim bir tane hocam vardı. Yaradan bile hipertermi kullanıyor. Eyvallah. Yaradan da hipertermi kullanıyor. Tedavide. Onun için biz kemoterapiden 24 saat sonra, tüm vücut için konuşuyorum, lokal hipertermi kemoterapiyle aynı anda yapılır. Evet. Çünkü o duvarları aşıp ilacın içeri girmesi lazım. Kemoterapiden 24 saat sonra hipertermi, tüm vücut hipertermi yaparsanız hem o kemoterapinin terle atılmasını sağlayıp yan etkileri azaltırsınız, hem de immün sistemi güçlendirip ortaya çıkmış tümör antijenlerini, bir gün önce kemoterapi verdiğiniz tümörleri öldürdünüz ya, onların immün sistem tarafından tanıyıp immün sistemin de tümörü öldürmesini sağlarsınız. İmmün sistemi güçlendirirsiniz. Bugün lokal hipertermi ve tüm vücut hipertermi kanser tedavisinde çok yaygın olarak kullanılmaktadır. İlginç bir şey daha. Bugün hani biz üstümüzü annemiz örttüğünde sonra bir rahatlar uyuyoruz ya. Evet. Bunun da neden olduğu ortaya çıktı biliyor musunuz? Endorfin salgılanıyor vücut ısısı arttığında. Böyle bir mutluluk ve huzur da geliyor. Dönün tarihimize bakın. Bizim hamamlarımız niye var? Niye var? Evet. Niye o hamamlarımızda müzik tedavileri var? Bakın, hamamlarda şeyde, Kayseri'de var, burada da var herhalde bildiğim kadarıyla. Osmanlı'nın müzikle tedavi birimleri, şifahanelerimiz var. Edirne'de de var. Edirne'de de var. Evet. Bir yerde bu endorfin salgılanıyor. Amerikalılar hipertermiyi, adı tabii hipertermi oldu, hamam değil. Evet. Depresyonda da kullanıyorlar. Aynen. Kanserdeki depresyona da iyi gelmektedir. Yani hem hastayı mutlu etmekte, hem huzurlu kılmakta, hem immün sistemini güçlendirmekte, hem de yan etkilerini azaltmaktadır. Hipertermi ve kanser kemoterapi, radyoterapi bir bütündür. Yeni bir çalışma, tüm vücuda girdiğimiz için söylüyorum. Çok ilginç bir şey. Kanser hücresi o kadar tamahkar ki her şeyi istiyor. Her şey kendisine gelsin istiyor. Seyircimizi bekletmeyelim. Çok teşekkür ederim. Evet, Reyhan Hanım bizi Erzurum'dan arıyormuş. Efendim merhabalar, hoş geldiniz yayınımıza. Reyhan Hanım. Alo. Reyhan Hanım merhabalar efendim. Eminim. İyi günler. Televizyonunuzun sesini kısmanızı rica edeceğim. Evet, kısmı. Bizi sadece telefondan dinleyebilirseniz çok mutlu oluruz. Alo. Reyhan Hanım. Alo. Evet, duyuyorum sizi. Biz de sizi duyuyoruz. Hoş geldiniz yayınımıza. Buyurun lütfen. İyi günler. İyi günler. Hayırlı yayınlar dilerim. Çok teşekkürler. Buyurun efendim. Acaba şey merak ediyorum ben aslında. Bu kanser kaç yaş arası olabiliyor mesela? Kanser hastalığı kaç yaşlar arasında mı olabiliyor diye soruyorsunuz. Evet. Yaş grubu yani. Var mı bir yaş grubu doktor bey? Ben 18 yaşındayım. Dememde ağrı var. Doktora gittim. Gerçi bir şey yok dedi ama ben korktum biraz. Tedirgin oldunuz. Hocam, evet. Arzu ederseniz onun kısa bir
bilgilendirme yapalım bu konuda. Reyhan Hanım, sizin sorunuzun cevabını hemen ileteceğiz. Tunç Hocam verecekler ama sizden ricamız bizi televizyondan izlemeye devam edin. Katıldığınız için çok teşekkür ediyoruz. Sizin aracılığınızla da güzel şehir Erzurum'a sevgilerimizi gönderiyoruz. Çok teşekkürler. Evet hocam. Şimdi kanser aslında 40'lı yaşlara kadar erkeklerde 72'de 1 erkekte 72'de 1 kansere yakalanma sıklığı. Bayanlar için bu 50'de 1. Ama 40 yaşından sonra yani özellikle 60 ve 80 yaş arası kanser olma riski ne yazık ki bayanlar için 3'te 1, erkekler için de 5'te 1 kansere yakalanma riski. Yani kanser daha çok ileri yaş hastalığı. Tabii şöyle, bunu biz ileri erişkin kanserleriyle ilgilendiğimiz için bunu böyle söylüyorum. Bir de çocukluk yaş grubu kanserlerine bakan işte adolesan dönemine kadar işte 15-16 yaşlarına kadar ilgilenen çocuk onkolojisi bölümü var. Çocukluk çağı tümörleri ve kanserleri erişkin yaş grubunda görülenlerden çok daha farklı. Mesela çocukluk yaş grubunda bir meme kanseri olma riski çok 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 düşük. Ha, ben yanlış anlamadıysam izleyicimizin sormaya çalıştığı bayanlarda meme kanseri erken yaşta olabilir mi? Olabilir mi? 18 yaşında erken yaşta çok çok nadir. Yani imkansız değil ama çok nadir görülme sıklığı. Bu da yani 20-25'li yaşlarda özellikle ailesinde birinci derece akrabalarında meme kanseri görülen kişilerde herediter meme kanseri, yani genetik geçişli ailesel meme kanseri var ise çok genç yaşta görülme olasılığı daha yüksek oluyor. Bunun haricinde sporadik meme kanserleri, yani ailesel olmayan meme kanseri görülme sıklığı çok düşüktür. Çok şükür. Evet. Hem kontrolünde yaptırmış bir şey olmadığı söylenmiş. Ama tabii belli. Yani bu söylediğimiz %0 değildir. Çok düşüktür ama hani memede kitle, tabii burada konudan konuya atlamış gibi oluyoruz ama memede kitle, şekil değişikliği, meme başında çekilme, kanlı akıntı gibi veya ele gelen kitle, bunun hiçbirisi yoksa bile ele gelen kitle varsa, büyüyen bir kitle varsa mutlaka bir hekime, bir onkoloğa veya bir genel cerraha muayene olmasını öneriyoruz. Belki bir kolaylıkla yapılabilecek bir meme ultrasonu da buna onun belirlenmesi hususunda yardımcı olabilir. Çok teşekkür ediyoruz. Şimdi telefondan önce böldüğünüz kısım vardı. Oradan devam edelim. Evet, tüm vücut hipertermiyi konuşalım. Tüm vücut hipertermi kanser tedavisinin önemli bir parçasıdır. Bugün hem depresyonda hem kemoterapinin yan etkilerinin azaltılmasında hem de immün sistemin güçlendirilmesinde gerçekten çok yararlı. Kemoterapi ve radyoterapisini bitirmiş hastalarda immün sistemin tekrar ayağa kaldırılması çok önemli. Mesela bakın, Tunç Hocam da bana katılacaktır. Hastalara soruyoruz. Ya hocam, bu ağrı hiç doktora bile gitmezdi. Ateşlenmemiştir bile. Evet. Nasıl oldu da bu hastalığa yakalandı? Evet. İmmün sistemi zayıf. Hiçbir şeye reaksiyon vermemişti ondan. Aynen. Keşke ateşlenseydi. Keşke ateşlenseydi, zaman, enfeksiyonu geçirseydi. Bakın, İngiltere'de çok ilginç bir çalışma var. Çalışan annelerin çocukları daha çok parasetamol kullanıyor. Ateş düşürmek için. Bir de bunun fitili çıktı, uyutuyor da çocuğu. Gece anne veriyor, hem uyuyor çocuk hem de şey. Bu çocuklarda, ileri yaşlarda otoimmün dediğimiz immün sistemin bozukluklarına bağlı hastalıklar daha yüksek. Evet. Çünkü immün sistemi geliştirmiyoruz. Şimdi bir de her çocuğu aşılıyoruz ya. Evet. Bugün Amerika'da neyi tartışıyorlar biliyor musunuz?
Biz bütün aşıları yapıyoruz. Çocuklar enfekte olmuyor. İmmün sistemleri gelişmiyor. Çünkü orduya bile yılda bir defa tatbikat yaptırıyorlar. Evet. Ya. Bizim çocukların 5 yıl hiç ateşi çıkmıyor. Buradan yani, çıktığı zaman da aman çocuğun ateşi çıktı. Evet, evet. Tabii 39'un üzerine izin vermemek lazım ama 8.5 olsun. Evet. Evet. Bir de hiç hastalanmasın korkusu. İşte hastalandı, evet. Hastalanıyor aynen. Evet. Ateşlendi, evet. Ateşleniyor. Evet. Böyle alarmda bekliyoruz. Ellerde şişe ya da fitil, evet. Kapsülleriyle. Evet. Daktabaşı ateşini ölçüyoruz. Yani. Ordumuzda bile yılda, eğer ordu tahmin edelim yılda bir defa bir tatbikat yapıyor. Evet. Bizim immün sistemli elemanlara o yıl yatıyor. Ondan sonra o vücuda düşman giriyor. Hiç umurlarında, evet. Değil. Sonra niye hastalandık? Çünkü çalışmasına izin vermiyoruz. Acaba polio gibi hani sekel bırakanlar dışındakileri aşılamasak mı diye soruyorlar bugün. Evet. Hocam grip aşısını her sene yapılsın diye, evet. Şeyi var. Özellikle sağlık çalışanları için ve 65 yaş üzeri için. Tabii yani hani ne bileyim kalp rahatsızlığı olur, yaşlıdır, immünde bir durumu vardır. Onlara tamam ama herkese değil. Aynen. Grip olsun insanlar. İmmün sistem çalışsın. Evet. Onlar yansın. İşin, herkes işini yansın. Evet, işin duası böyle. İşin duası böyle. İmmün sisteme çok fazla müdahil olmayacaksın. Evet. İşleri karıştırdın mı işin içinden çıkamazsın. O böyle der işte. Benim işi sen yapıyorsun, yapmaya devam, evet. Et. Hocam şimdi yakınlarda çekiyor. Şey biliyorsunuz son yılların meselesi şey çıktı. Kanserde de immünoterapi işi çıktı. Yeni öğrendik de ondan. Kanserde immünoterapi, immün sistemi kuvvetlendirelim şeyi çıktı, işi çıktı. Ha. Ama bu sefer de şey oluyor. İmmün sistem üzerindeki biliyorsunuz bir gaz var, bir fren var. Freni çekiyorlar. Sürekli tam gaz giriyor immün sistem. Ondan sonra bu sefer o da olmuyor. Ha. Kontrol edemiyorsun bu sefer immün sistemi. Yaradan'ın kullandığı yöntem hipersen. En doğru. Onu kullanacak. Özlem Hanım varmış hatta. Bir de ona merhaba diyelim. Evet. Özlem Hanım bizi Karaman'dan arıyor. Merhabalar efendim, hoş geldiniz. Merhaba, iyi günler. İyi günler diliyoruz. Buyurun Özlem Hanım. Hocam sorum olacaktı. Buyurun, buyurun lütfen. Hocam ben 10 yıldır kanserim. Tedavi gördüm. Ankara'da ameliyat oldum, beyin ameliyatı. Konya'da da tedavi gördüm, onkoloji. Evet. Sesim geliyor mu? Geliyor sevgili Özlem, çok iyi geliyorsun, çok şanslısın. Çok güzel tedavi olmuşsun ki senin sesini bu kadar güzel duyabiliyoruz. Evet. Kemoterapi gördüm, ışın tedavisi gördüm. 4 senedir de görüyorum, ilaç kullanıyorum. Ne hastasıyız? Beynimde tümör vardı. Ha tamam. Evet. Sorunuz ne? Hala da ilaç. Evet. Hala da ilaç kullanıyorum. Acaba nereye kadar? Evet. Önce 9 milimdi. 9 santimdi. Şimdi 3 santime düştü. Ve böylelikle kurur gider mi? Yani nasıl olacak? Hala Konya'da tedavi görüyorum. Valla o zaman şöyle ben gireyim, sonra hocama atayım topu. Bir kere tüm vücut hipertermi beyin tümörlerine uygulanmaz. Evet. Lokal hipertermi uygulanır ama tüm vücut uygulanmaz. Çünkü bütün vücudun ısısını yükselttiğinizde beyin tümörlerinde sarar nöbetlerinin tetiklenme riski çok yüksek. Onun için oluyor. Ama lokal hipertermi çok başarılı sonuçlar alınabilir. Bence şu anda biz sizinle tedavi aldığınızı bilmiyoruz. Sizi mutlaka bir Tunç Hoca'nın bence değerlendirmesi lazım. Evet, değil mi hocam? Evet, biz şeyi bilemiyoruz. Bir yani. Bir sorun daha olacak. Hızlıca olabilirsek eğer son dakikalar. Bir vitamini diye konuşmuştunuz. Peki ben alabilir miyim? İşte bütün bunlar için bir bütün olarak sizi ve sizinle ilgili bilgileri Tunç Hocam'ın bir görmesi gerekiyor. Değil mi? Yani evet, evet, yani çünkü burada hücre alt tipi de önemli. Yani hangi tümör olduğu önemli. Bekleriz sizi Konya'ya. Karaman çok yakın zaten. Zaten Konya'ya, evet, da geliyor, evet, musunuz? Tunç Hocam'la, evet, buluşuruz biz sizi. Telefon numaralarınızı almıştır arkadaşlar zaten. Sizinle bağlantıya geçeriz yayın sonrasında inşallah. Çok geçmiş olsun diyoruz size. Çok
hatta değil sanırım. Sevgiler gönderiyoruz kendilerine de. Evet, bu arada da süremizi doldurmuşuz. Doğru. Sevgili yönetmenim oradan habire böyle bize tamamlayın, tamamlayın diyor. Tamam sevgili Eray'cığım, tamamlıyoruz. Çok kıymetliydi. Ben zor bir konuyu konuşuyoruz ama bu zorlukla birlikte getirdiğiniz bu kolaylıklardan ve verdiğiniz bu kıymetli bilgilerden dolayı çok çok teşekkür ediyorum. Bugün gerçekten bir kez daha işte o koltuk değneklerimizin olduğunu, bu yaşam mücadelesinde tutunabileceğimiz daha sonsuz sayıda kıymetli değerlerin olduğunu ve biz bunları fark ettikçe, Tunç Hocam'ın da dediği gibi, keşfettikçe yeryüzü insanların çok daha sağlıklı günlere kavuşacağını bir kez daha umutla var etmiş olduğunuz. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Biz çok teşekkür ederiz. Bizi ağırladığınız için. Ne demek? Baş üstüneydi. Her zaman bekliyoruz. Evet Tunç Hocam. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Hem sizi konuk ettik hem hocamı konuk ettik. Çok kıymetli dakikalardı. Tekrar bu güzel kanal aracılığıyla dünyaya bir kez daha seslenebiliriz bir başka bölümde diye temenni ediyorum ben. Evet sevgili izleyicilerimiz, hastalıkta sağlıkta sizinleydik. Özel Medikana Konya Hastanesi'nin hazırlayıp sunduğu bu kıymetli program bu hafta da tamamlandı. Haftaya çarşamba saat 11'i gösterdiğinde biz yine hastalıkta ve sağlıkta sizinle olmayı umut ediyoruz. Ve diliyoruz ki her zaman olduğu gibi, her hafta olduğu gibi siz de bizlere sağlık ve sıhhat içerisinde kavuşabilirsiniz. Efendim bu güzel şehir, Hazreti Mevlana şehrinden onu anacağımız kıymetli günlere geldik. Ve diliyoruz, temenni ediyoruz ki dünyanın her neresindeyseniz her daim sağlık, sıhhat, mutluluk ve hoşgörü içerisinde yaşayınız. Haftaya görüşünceye kadar kendinize iyi bakın lütfen.